Bu videoyu çekebilmek için gidip Amsterdam'dan satın aldığım iPhone 14 Pro Max'i bu videoda yakından inceliyoruz. Gerçekten önemli detaylar var. Elimden geldiğince sizlere bu videoda iPhone 14 Pro Max'in sunduklarını aktarıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımı ileriye götürebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var ve biliyorsunuz bu akıllı telefonu almak için ne kadar emek verdiğimi de sizlerle kutu açılış videosunda paylaşmıştım. O yüzden kanalıma abone olup diğer videolarımı da desteklerseniz benim sosyal medya hesaplarımdan da beni biraz desteklerseniz sonsuz mutlu olurum çünkü sizlerin desteğiyle bu işleri daha daha ileriye götürebilirim. Cihazı henüz çok kısa test etme fırsatım oldu ve doğrudan da sizlere bu videoyu hazırlamak istedim. Tabi cihazı hızlıca sizlere anlatırken iPhone 13 Pro Max kullanan bir birisi olarak da arasındaki farklılıkları ve bizlere sunduğu yenilikleri de sizlere yine aktarıyor olacağım. O yüzden bence doğrudan performansa başlayalım. Şimdi iPhone 13 Pro Max'te A15 Bionic işlemci vardı. Bu cihazda ise A16 bir işlemci var yani yeni nesil bir Apple işlemcisi bulunuyor. Tabii ki diğer işlemciye göre çok daha hızlı, çok daha yeni performansları özellikleri bizlerle buluşturabilen bu işlemci modelinin performans testlerine baktığımız zaman aslında enteresan bir sonuç ortaya çıkıyor. Tekli çekirdekte arada çok büyük farklılıklar olmasa da çoklu işlemlerde aradaki fark gitgide açılmış durumda. Peki günlük hayatta bu bize ne sunar derseniz açıkçası günlük hayatta çok da böyle hissedebileceğiniz bir performans farklılığı olabileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Ancak tabii ki gün sonunda baktığımızda iki cihazda da 6 GB bir RAM var. İşlemcileri farklı olsa da ikisinin de performansı günlük hayatta sizlerin standart bir kullanıcının hissedebileceği seviyede değil. Ancak şu da bir gerçek ki iPhone 14 Pro Max tabii ki iPhone 13 Pro Max'ten çok daha hızlı bir akıl telefon olmuş. Bunu da tabii ki atlamamak söylemek lazım. Ben performans tarafını hızlıca özetlemek istedim. Çünkü üstünde çok konuşulacak bir şey olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar. Hem iPhone 13 Pro Max hem de iPhone 14 Pro Max gerçekten performans anlamında çok çok iyi akıllı telefonlar. Bu cihaz satın aldığınızda ya da birine sahipseniz en azından 13 Pro Max'e sahipseniz de sizlerin cihazı da oldukça güçlü ve günlük işlerinizde oyun oynarken ve bunun gibi işler yaparken hala iki cihazda oldukça başarılı cihazlar. Zaten şöyle bir virgül koyup şunu da söylemek istiyorum sizlere. Eğer iPhone 13 Pro Max'in performansı düşük kalıyor olsaydı Apple gidip de içindeki işlemciyi iPhone 14'lere koymazdı. Biliyorsunuz iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta eski nesil bir işlemciyi kullanmayı uygun gördü Apple tarafı. A15 Bionic işlemcileri ancak iPhone 13 Pro ve Pro Max'te kullanılanlar yani biraz daha iyi performans sunan modellerini yeni nesil cihazlarında kullandı. Sadece A16'ya sahip olan modeller de iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri oldu. Yani gün sonunda arkadaşlar performans anlamında bu iki telefonda oldukça başarılı. Ancak doğal olarak iPhone 14 Pro Max daha iyi bir performansı bizlerle buluşturuyor. Gelelim tasarım tarafına. Cihazların arasında tasarım anlamında çok büyük farklılıklar yok. Belki de en büyük farklılık ön taraftaki yeni çentik tasarımı. Oraya tabii ki değineceğim. Oradaki detayları da sizlerle paylaşacağım. Ancak iki cihazın arasında gram anlamında bir farklılık olmadığını da sizlerle paylaşmak istiyorum iPhone 14 Pro Max bir tık daha kalın bir akıllı telefon olmasına rağmen iki cihazda 240'ar gram arkadaşlar. Evet 240 gram oldukça ağır bu arada. Bunu ben de biliyorum. Zaten hali hazırda bir iPhone 13 Pro Max kullanıyorum. Gerçekten ağır bir telefon, hem pahada ağır bir telefon hem de gerçekten ağır bir telefon, her anlamda ağır bir telefon. Tabii bunu kullanmaya başladıktan sonra alışıyorsunuz ama ilk etapta biraz yadırgamanız da gayet normal diye düşünüyorum. Sonuçta kılıfı takınca 250 gramı geçen bir cihazı cebinizde taşımış oluyorsunuz. Çok farklılıklar yok dedim ama ince detayları da sizlere vereyim. Hemen yan tarafında bulunan bakın açma kapatma tuşunun arasında ufak bir tasarım farklılığı var. Biraz daha yukarı aşağı bir oynama yapmış Apple tarafı ve arka tarafta yeni nesil bir kamera sensörü bulunduğu için hepimizin tahmin ettiği üzere özellikle bu işi yapan kişilerin tahmin ettiği üzere bazılarında dalla geçtiği üzere Apple kamerayı biraz daha büyütmüş arkadaşlar. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te iPhone 13 Pro ile Pro Max'in yanına koyduğumda çok net bir şekilde aradaki kameraların boyut farklılığını görebiliyorsunuz. Bunu dalga geçiliyor ya da bunu eleştiriliyor bazı insanlar. Ancak Android cephesinde de oldukça büyüyor kameraların çeperleri farkındaysanız. Bunun tabii ki en büyük sebebi büyüyen sensör boyutları. Cihazların sensör boyutları büyüdüğünde lensleri de büyütmek gerekiyor ki yaptıkları yenilik bir işe yarasın diye. Dolayısıyla tasarımda da böyle büyüklükler ortaya çıkmış oluyor açıkçası. Hani bu eleştiri midir nedir derseniz mutlaka ilerleyen yıllarda bu konuda bir çözüm üretilecektir. Ancak şu anda üretilen cihazlar bu şekilde. Son olarak malzeme kalitesinden bahsedeyim sizlere. Cihazda yine cerrahi sınıf bir paslanmaz çelik kullanılıyor. Gerçekten bu malzeme çok dayanıklı. iPhone 12'de de ben kullanmıştım. Kılıfsız kullanmıştım. Herhangi bir önemli problemle karşılaşmadım. 13 Pro Max'e de keza aynı şekilde ve tabi 14 Pro Max'e de aynı malzeme kullanılıyor. Bu malzeme için hakikaten çok sağlam bir malzeme olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Ön ve arka camda yine Ceramic Shield dediğimiz bir özellik bulunuyor. Bu sayede cihazın camları daha dayanıklı hale getirilmiş durumda ve artık yavaş yavaş ekran tarafına doğru geçelim. Ben şöyle ekranı çevireyim şöyle sizlere de bir göstereyim. Şimdi bu cihazın ekran boyutu iPhone 13 Pro Max ile aynı. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. 6.7 inçlik bu panelin üstünde bulunan yeni çentik tasarımı sayesinde %1'lik daha iyi bir ekran kas oranını bizlere sunuyor bu cihaz. Bu %1 için cihazımı alacağım şöyle mi böyle mi diyenleriniz olabilir. Burada ufak tefek detaylar var onları sizlere vereyim. Ekran paneli yine OLED. 120 tarza kadar bir hızı var. Ancak LTPO OLED dediğimiz yeni nesil bir OLED panelle geliyor. Bu LTPO dediğimiz kısım sayesinde yeni nesil panel sayesinde arkadaşlar bu cihazın yenileme hızı 1 Hz ile 120 Hz arasında değişebiliyor ve bu sayede aslında bu akıllı telefonda bizlere Always On Display yani her zaman açık ekran sunulabiliyor. Tabi bu nasıl sunuluyor? Şu anda görüyorsunuz mesela Always On Display açık ve 1 Hz'lik bir yenileme hızını kullanıyor bu akıllı telefon. Ekranın çözünürlüğüne baktığımız zaman ise çözünürlük anlamında tabii ki buradaki çentiğin değişmesinden dolayı 13 Pro Max'e göre bu cihazın ekranında biraz daha iyi bir çözünürlük, yüksek bir çözünürlük Özünürlük bizlerle buluşmuş durumda arkadaşlar. Bu ekranın en önemli detayı bana sorarsanız dinamik adadan sonra parlaklık seviyesi. Çünkü 2000 nitlik bir parlaklık var bu cihazda. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani gün ışığı altında müthiş bir görüntü sunabiliyor demek bizlere. 2000 nit daha önce görmediğimiz bir parlaklık seviyesi bu arada. Tabii bunun pili bir olumsuz etkisi var mı derseniz mutlaka var. Zaten belli bir seviyede bunu kullandıktan sonra diğer cihazlarda olduğu gibi bu cihazda parlaklığı düşürüyor cihaz ısındığı için. Onu da söyleyeyim sizlere yani 2000 niti sürekli 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 saatlerce veremiyor. Isınmadan dolayı parlaklığı düşürüyor otomatik olarak kendisi. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olayım ve tabii dinamik ada bölümüne değinmezsek olmaz. Bu dinamik ada bölümü bir bütün gibi gözükse de aslında Face ID sensörüyle kameranın ayrı olarak kullanıldığı bir bölüm arkadaşlar. Bunu net bir şekilde zaten görebiliyoruz. Bu iki parçalı tasarım yazılımla birlikte yani işte OLED ekranların bize sunduğu özellikle birlikte karartılarak bir bütünmüş gibi bizlere sunuluyor. Dinamik adayla alakalı şöyle bir durum da var arkadaşlar. Şu andaki fotoğrafta gördüğünüz gibi güneş altında bu iki parçalı tasarım çok net bir şekilde gözüküyor. Bazı kullanıcılar bunlar rahatsız olmuş ve bununla alakalı yorumlarında Twitter'da paylaşmış. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu görüntü sizi rahatsız eder mi? Bu cihazı satın alırsanız sizi rahatsız edecek bir detay mı? Gerçekten merak ediyorum yorumlarınızı. Dinamik ada alanını sevdim mi sevmedim mi? Bu ada ne kadar geçerli ne kadar yetenekli olmuş derseniz. Ben açıkçası oldukça beğendim bu alanı. Çok işlevsel ve kullanışlı olmuş arkadaşlar. Daha önce neden başka bir marka kullanmadı ya da ortaya çıkarmadı diye de düşünmedim değil. Ve tabi o sırada da birazcık araştırdım bunu. Ve şunu gördüm. Honor'da benzer bir tasarımı bizlerle buluşturmuş, dünya ile buluşturmuş. Bizlerle demeyin de yani ülkemize gelen bir cihazda yok sonuçta bu. Ancak öyle zannediyorum ki çok iyi pazarlayamamışlar bu durumu. Bizlerin de haberi yeni yeni oldu bu durumdan. Dolayısıyla daha önce bir şekilde ortaya çıkmış bir şey olsa da Apple burayı çok güzel bir şekilde doldurmuş. Yani herhalde burayı daha nasıl iyi kullanılabilirdi bir marka düşünüyorum. Açıkçası aklıma çok da bir böyle çözüm odaklı bir şey gelmiyor. Belki ben çok abartıyorumdur bilmiyorum ama dinamik ada özelliğini ben beğendim. Yani orada boş bir çent pratik bu şekilde orayı değerlendirmek hakikaten güzel ve geçerli olmuş. Benim hoşuma gitti. Ve tabi buranın diğer geliştiricilere de açık olduğunu sizlerle paylaşayım. Bu sayede ilerleyen dönemlerde dinamik ada bölümü daha kullanışlı, daha efektif hallere de mutlaka gelecektir. Henüz daha çok kısıtlı uygulama destek veriyor. Hatta Apple'ın kendi uygulamaları bile her detayında buraya destek vermiyor. Ancak ilerleyen dönemde mutlaka burası bayağı canlanacaktır diye düşünüyorum. Apple genel anlamda ekran tarafında kendince yenilikler yapmış arkadaşlar ve daha yeni, daha güncel, daha güçlü bir iPhone kategorisinde bir cihazı bizlerle buluşturmuş. Ben beğendim. Özellikle Apple iPhone severleri için güzel yenilikler olduğunu düşünüyorum. Kendi ekosistemi olarak değerlendiriyorum ben cihazı ve bu noktada da cihazın ekran tarafını başarılı bulduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelelim bu cihazın aslında bazı cihazlardan kendini ayıran diğer farklı özelliklerine. Şimdi bu telefonla bir Trafik kazası algılama özelliği bulunuyor arkadaşlar. Bu özellik tabii ki yeni nesil bir sensör yapısıyla çalışıyor. Test etmek istemeyeceğimiz bu özellik Allah korusun bir trafik kazası geçirdiğiniz durumda 112'yi otomatik olarak arayarak sizlerin durumunun kritik olduğunu, bir acil duruma ihtiyacınız olduğunu yetkililerle paylaşabiliyor. Tabii bunu nasıl yapıyor derseniz bu cihazın sensör yapısı anlık G kuvveti değişikliklerini ölçebiliyor arkadaşlar içerideki basınç değişikliklerini ölçebiliyor ve yine ani bir yön değişimi yaşarsanız telefon sizin yanınızdayken bunun da farkına vararak sizlerin kaza geçirdiğini anlayabiliyor. Böyle söylerken bile benim tüylerim diken diken oluyor ama bu özelliği koymuşlar. Anlatmak zorunda kaldım maalesef. Ben de sizlerle paylaşmış olayım. Yani güzel bir özellik tabii ki kullanış açısından ama kimsenin gerçekten kullanmasını istemeyeceğim, kullanmak zorunda kalmasını istemeyeceğim bir özellik. Anlatırken nedense biraz kendimi kötü hissettim bu özelliği ama yine de sizlerle paylaşayım nasıl çalıştığını. Bu özellik için son olarak sizlere şunu da söyleyeyim. Apple bu özelliğin çalışabilmesi için 1 milyondan fazla gerçek trafik kazası verilerini de bu cihaza tanıtmış, yapay zekayı tanıtmış ve o sırada cihaz bunlarla karşılaştırarak gerçekten bir trafik kazası geçirip geçirmediğinizi anlayıp ona göre bir bildirimde bulunuyor. 3 saniye gibi bir süreden geriye doğru sayaraktan yetkililere bilgi veriyor. Ve bir diğer özellik sürekli dağ yürüyüşü yapan, tırmanış yapan insanları ilgilendiriyor. Amerika ve Kanada bölgesinde henüz kullanımda olan bu özellikte acil bir durumda bir yerde mahsur kaldığınızda bu akıllı telefon çekmiyor olsa bile uyduyla bağlantı kurarak yetkililere sizin yerinizi bildirebilme özelliği bir uydu telefonu özelliği var cihazın içinde. Bu özellik çok kısa bir tarih önce Huawei Mate 50 Pro'da da var olduğu açıklanmıştı lansman sırasında. Yani böyle bir denk geliş oldu. Enteresan bir özellik. Güzel bir özellik derseniz kesinlikle güzel bir özellik. Buradan yola çıkarak ilerleyen dönemde uydu internetin, uydu telefon özelliklerinin daha da hayatımıza gireceğini söylemek mümkün açıkçası. Tabi şunu da söyleyeyim bu maliyetli bir iş ancak Apple kullanıcılarına bu özelliği ücretsiz olarak sunacağını da lansmanda zaten duyurmuştu. Bu özellik dediğim gibi şu anda Amerika ve Kanada'da çalışıyor. Türkiye'ye gelir mi ya da Türkiye'deki modellerde bu destek bulunur mu? Bu konuda da henüz net bir bilgim yok. Gelelim kamera tarafına. Apple yıllardır hep megapikselin önemsiz olduğunu, megapiksel önemli değil gibi bir duruş sergiliyordu. Böyle bir duruşu vardı kendince. Ancak gün sonunda Apple'da değişen dünyaya ayak uydurmak zorunda kalarak 48 megapiksellik yeni yeni kamerasına geçiş yaptı arkadaşlar. Bu kamera ana kamerada baktığımda daha bilgisayara atmadan gerçekten daha detaylı görüntüleri bizlerle buluşturabilir bir hale gelmiş. Detaylar çok daha net bir şekilde görülüyor açıkçası çektiğim fotoğraflarda. Kendim de fark ettim. O yüzden kameranın yeniliklerini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Tabi iPhone 13 Pro Max'e göre baktığımda bu cihazdaki görüntüler çok daha keskin, çok daha detaylı olarak bizlerle buluşuyor. Bunun en büyük sebebi büyütülen sensör yapısı. Bir önceki modele göre %55 daha büyük bir kamera sensörüyle geliyor iPhone 14 Pro Max. Bu da tabii ki bizlere daha detaylı fotoğrafları, daha düşük ışıkta daha iyi performanslı fotoğrafları sunma yeteneğini cihazda bulunduruyor. Zaten dışarıdan baktığınızda da tasarım tarafında söylediğim gibi bu büyüklüğü, bu farkı görebiliyorsunuz. Kutu açılışı sırasında bulamadığım bir detay bu. 48 megapiksellik fotoğraf nasıl çekilir, nasıl ayarlanıyor detayı. Ayarlarda kameraya gittiğinizde Apple Pro açmanız gerekiyor. Bunu açtığınızda 48 megapiksellik çekim yapabiliyorsunuz. Bence burada önemli bir detay var arkadaşlar. Bunu açmazsanız bu arada cihaz 12 megapiksel fotoğraf çekmeye devam ediyor. Ancak 48 megapikseli açtığınızda standart bir fotoğraf çekseniz bile çektiğiniz fotoğrafın boyutu tam 64 Megabyte oluyor. Ki detaylı bir fotoğraf çektiğinizde bu boyut büyüyebilir. 128 GB'lık bir cihaz alıp da ben sürekli 48 megapiksel çekim yapacağım diyorsanız bence bu hayalinizi bir kenara bırakın. Çünkü bu mümkün değil. Direkt hafızanız dolar. Eğer bu cihazı satın alıp ben pro çekimler yapacağım diyorsanız kesinlikle 128 GB üstü 512 hatta 1 TB'lik modellere yönelmenizi sizlere tavsiye ederim. Bunu sizlerle paylaşmış olayım. Ultra geniş açılı kameraya baktığımızda 12 megapiksellik bir burada kamera var. 120 derecelik bir açı bulunuyor ultra geniş açılı kamerada. Daha iyi ışık alabiliyor. Daha keskin ve daha net fotoğraflar çekebiliyor. Bu konuda da ben karşılaştırma yaptım. Sizlere fotoğrafları gösteriyorum zaten. Sizlerin yorumlarını da burada merak ediyorum açıkçası. Telefoto kamerada iyileştirme mevcut. Daha öncesinde 1x ve 3x zoom yapabiliyorken 13 Pro Max'te artık 1 2 ve 3x sizler zoom yapabiliyorsunuz. Bu zoomların tabii ki bizlere sunduğu şey de farklı sahnelemeler oluyor. Yani bir görüntüye daha yakın ya da orta yaptığınızda farklı bir sahne, 2x yaptığınızda farklı bir sahne gibi gibi detaylar oluyor. Tabii burada açıkçası hani benim merak ettiğim şey Apple ne zaman periskop kameraya giriş yapacak? Biraz artık benim beklentim o yönde. Hani periskop kameraya geçmesi lazım artık Apple'ın. O da merak ettiğim bir diğer detay olarak bulunuyor. Ancak burada da bir değişiklik yapılması güzel olmuş. iPhone 13 Pro Max'e göre ufak bir geliştirme olmuş. Ama benim beklentim daha yüksek bir optik zoom kabiliyetinin artık bu cihaza gelebilmesi, sunulabiliyor olması, Apple iPhone ekosisteminde. Zaten görüntülerin hepsini sizlere yan yana izlettim. Bu cihazdaki bulunan diyafram aralığı da belli. Ancak çok yakın tarihte tanıtılan bir cihaz var. Huawei Mate 50 Pro. Bu cihazda da bir değişken diyafram kullanılmış. Bunu yıllar önce S9'da görmüştük Samsung S9'da. Ancak burada gerçekten iddialı bir diyafram aralığı var. F 1.4'e kadar inebiliyor bu akıllı telefon değişen o yapısı sayesinde. Dolayısıyla eğer o cihazı elime geçirebilirsem aslında Huawei Mate 50 Pro ve tabii Samsung'un da bir cihazı işte S22 Ultra gibi bir cihazı bir de iPhone 14 Pro Max'e bir karşılaştırma yapmak lazım. En net sonuç aslında o şekilde bizlerle buluşur diye düşünüyorum. Siz nerede düşünüyorsunuz? Yine yorumlarda bunu konuşuruz. Video tarafında hareket modu dediğimiz bir özellik var. Hareket modu aynı cinematic mod gibi geçen yıl tabii cinematic mod bizlerle buluştu ama 4K mesela yeteneği yoktu. Bu sene iPhone 14 Pro Max'te 4K'da sinematik videolar çekebileceğiniz bir boyuta getirilmiş. Hareketli videolarda kullanabileceğiniz bu özellikte de 2.8K çekim yapabiliyorsunuz biliyorsunuz ya da HD kayıt yapabiliyorsunuz. 4K seçeneği maalesef yok bu cihazda ve herhalde gelmez diye düşünüyorum. Bir sonraki modelde gelir diye düşünüyorum. En azından şimdilik hareket modunu açtığınızda burada bir 2.8K üzerinde çıkabilmeniz mümkün olmuyor. Ancak bunun dışında video kalitesinde bir değişiklik yok. Gayet başarılı bir video kalitesi var cihazın. Yine 4K 60 FPS hem ön kamerada hem arka kamerada çekimler yapabiliyorsunuz. Hatta ben ön kamerada bir karşılaştırma yapmıştım. Şöyle hızlıca bir onu izleyelim. iPhone 13 Pro Max ile karşılaştıralım. Evet şu anda sesimi ve görüntümü iPhone 14 Pro Max üzerinden görüyorsunuz. Ön kamerayı kullanarak bu videoyu kaydediyorum. Şöyle döneyim. Sağa sola, şimdi iPhone 13 Pro Max'i izleyelim. Şimdi de sesimi ve görüntüyü iPhone 13 Pro Max üzerinden alıyorsunuz. Şöyle bir döneyim, yine aynı şekilde. Evet, iPhone 13 Pro Max'te de durumlar bu şekilde. Ve gelelim ön kameramıza. Ön kameramız 12 megapikselden devam ediyor arkadaşlar. Ancak bir diyafram iyileştirmesi var. Diyaframı f1.9'a çekmiş Apple tarafı. Normalde iPhone 13 Pro Max'te f2.2 idi. Tabu bizlere daha düşük ışıkta daha iyi bir performans sunabilen bir selfie kamerasını bizlere sunuyor. Daha geniş açıyla çekimler yapabiliyorsunuz. Selfie kamerasının yeniliklerini fena bulmadım ancak emin değilim. Çok uzun kullanamadım daha cihazı. Bazen böyle keskinlikler patlıyormuş gibi geldi bana ama dediğim gibi emin değilim %100. Biraz daha kullandıktan sonra yine yorumlarımı sizlerle paylaşıyor olurum. Şunu da söylemek lazım. Genel anlamda iPhone 13 Pro Max'e göre daha iyi sonuçları bizlerle buluşturmayı başarıyor. Bu cihazın ön kamerasında bir de şu var. Bir otofokus özelliği gelmiş. Bu otofokus özelliği daha önce iPhone 13 Pro Max'te yoktu. Bu sayede hani ön kamerada da yüzünüze yaklaştırdığınızda, uzaklaştırdığınızda sizler netleme yapabiliyorsunuz. Benim beklentim artık ön kamerada da video çekerken geniş açının gelmesi. Çünkü ben mesela çok fazla video içerik ürettiğim için cihazın ön kamerasında bir geniş açı olsa beni büyük rahatlatırdı. Yani hala yok o. Belki iPhone 15 Pro Max'te olur. Bekliyoruz bakalım. İnşallah olur. Özellikle içerik üreticiler için çok daha iyi olur ama otofokus özelliğinin gelmesi de güzel olmuş. Kamera tarafı için yapılan özellikler ve yenilikler oldukça önemli tabii ki ve güzel Apple ekosistemi için başarılı buldum. Detaylar Sizler nasıl buldunuz kamera detaylarını? Lütfen yorumlara yazın diyeyim ve pille devam edeyim arkadaşlar. Şimdi iPhone 13 Pro Max'te pil kapasitesine baktığımız zaman 4352 mAh'lık bir batarya vardı. iPhone 14 Pro Max'te ise 4323 mAh'lık bir batarya var. Çok ufak bir fark var ikisinin arasında ancak yeni nesil bir işlemciyle geldiği için kesinlikle pil ömrü açısından birbirlerine yakın hatta daha iyi bir performansı da bizlerle buluşturabilir iPhone 14 Pro Max. Şarj tarafına baktığımızda ise iPhone 14 Pro Max'te 27 vata kadar bir destek bulunuyor. Bunu Apple böyle bir duyuruda bulunmadı ama ben kontrol ettim. Evet böyle bir şey var. MagSafe ile 15 vata kadar bir kablosuz şarj yapabiliyorsunuz. Aynı iPhone 13 Pro Max'te olduğu gibi MagSafe'de bir uzunca şarj yaptığınızda cihaz ısınıyor ve şarj etmeyi durduruyor. Soğuduğunda devam ediyor. Bu problemde bence bir problem bu çünkü. Devam etmekte. De, bunu da sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Pil ömrünün de çok büyük bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Bir gün rahatlıkla sizleri götürebileceğini düşünüyorum. Ve bence hepinizin merakla bekliyorsunuz dediği o son değerlendirme bölümüne gelelim isterseniz. Son değerlendirmede bazılarınızı mutlu edecek, bazılarınızı da mutlu etmeyecek. Detayları, yorumlarımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hali hazırda bir iPhone 12 Pro ve üstü bir akıllı telefon sahibiyseniz bence iPhone 14 Pro ve Pro Max'e geçmeniz için çok büyük, çok böyle hayatınızı değiştirecek bir farklılık yok. Elinizdeki telefonlar hala bence çok iyi. Yani o telefonlarda hiç kötü telefonlar değil. Tabii ben kesinlikle geçmeyin demiyorum arkadaşlar yeni akıllı telefonlara ama hani elinizde bir iPhone 12 Pro ya da Pro Max vardır. iPhone 14 Pro ya da Pro Max'e geçmek için çok acele etmenize gerek yok bence yani. Biraz daha böyle sakin sakin alttan ala ala gidebilirsiniz. Ben sıfırdan bir iPhone alacağım. Ne yapmalıyım sorusunda aranızda soranlar olabilir. Ülkemizde bu akıllı telefon maalesef 44.000 TL bandından satılıyor. Bu 44.000 TL'nin içinde önemli bir vergi yükü var tabii ki. Bunu hepimiz biliyoruz. Çok o konulara girip detaylara girip şu an konuyu uzatmayacağım. Ancak Pro Max modeli 44.000, Pro modeli de 40.000 TL olan bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Yani bütçe uygunsa alınır mı? Evet alınır tabii ki. Yurt dışından daha ucuza alabiliyorum bu telefonu abi alayım mı diyorsanız evet alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani cihaz güzel olmuş. Yani bu cihazın bence zaten satın alınmasındaki en büyük etken de fiyatı. Dolayısıyla bu telefonun satın alınma konusundaki tek bence problem ya da tek karar verme mekanizması tamamen para. Başka bir şey değil. Eğer Avrupa'da bu cihazı inceliyor olsam kesinlikle gidin. iPhone 12 Pro'nuz varsa trade yapın, hemen yenisini alın falan derdim. Ya da 13 Pro Max'iniz varsa trade yapın, alın. Sonuçta arada 300 birimlik bir fark var derdim. Ancak ülkemizde bunu söylemek çok da mümkün değil. Az önce yaptığım tüm yorumlar Ülkemizdeki fiyatlardan dolayı, mesela şunu dedim mi sizlere, 12 Pro varsa, Pro Max varsa, 13 Pro ya da Pro Max varsa geçmek için acele etmeyin, gerek yok dedim. Bu bizim ülkemizdeki sizlere gerçekten yapmam gereken bir yorum olduğu için yaptım. Farklı olsaydı durumlar, farklı yorumlarımı da yapardım. Zaten sizlere gerekli mesajları gelebilmişimdir diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar iPhone 14 Pro ve Pro Max hakkında? Kutu açılışında bana gösterdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Gayet iyi gitti orada işler. Bu videoda da yine sizlerden oldukça destek bekliyorum. Cihaza gittim, aldım, sizlere de incelemiş oldum. Yorumlarda hem cihaz hakkındaki yorumlarınızı hem de tabii ki kanalıma abone olup bu videoyu da beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.